bu çocuk beni öldürmeden rahat etmeyecek. Ah, ya ben delirip akıl hastanesine gideceğim. Ya da yavaş, yavaş. Ya da buradan doğruca mezara gideceğim. Babacığım sakin ol. Bak tansiyonun fırladı. Ah, şu pozlara bak ya. Ya şu pozlara bak ya. Yani benim babacığım bana ne der demeden gidip o kızla ya. 19. Babacığım sakin olur musun? Benim o hayırsız kardeşim için vallahi billahi değmez. Ah. Ah. Biraz kravatını gevşetin, bir nefes al. Okan, ya bir dur ya. Sen de bir bir tepende ya. Haklısın babacığım. Ya sinir hastası etti bu civar beni. Kaç çıktı? 13.9. Gel gel. Hi guys, you are very welcome to our company. You can listen to my presentations from your headphones as a Japanese. Sizleri yeni şaheserimizle tanıştırmaktan gurur duyuyorum. Kendisi bugüne kadar üretilmemiş Asi serimizden olup camın alevli olan tutkusundan doğmuştur. Son altın detaylı. Üfleme camdan olup ve ayrıca handmade. Retro, ışıltılı görüntüsü ve göz alıcı zarafetiyle dünyadaki sayılı şirketler arasına girmemizi sağlayacak olan bu şaheser gerçekten sadece Avrupa standartlarını üretilir ve sadece Saydan Holding'e mensuptur. Babanlarla konuştun mu kocacığım? Yarın akşam size taşınacağım, ona göre. Ben bir karar verdim. Çok iyi yaptınız babacığım. Ya düşündüm de, yani artık yaş da kemale eriyor. Yani çalış, çalış, çalış. Nereye kadar? Yoruldum artık. Kısacası kendimi emekliye ayırmaya karar verdim. Şirketi ikinizden birine bırakacağım. Yani? Yani mi var? Tam da şirketi bana bırakacağından bahsediyordu. Öyle değil mi babacığım, söyler misiniz? Biraderim, müsaade edersen burada abim var. Hem sen önce şu kızlardan, gece kulüplerinden bir kafanı kaldır da sonra şirket yönetirsin. Şimdi bunun onunla ne alakası var, öyle değil mi babacığım? Lütfen bir şey söyler misiniz? Bak abin doğru konuşuyor. İş dünyası bu. Düzen ister, disiplin ister. En ufak bir ciddiyetsizliği kaldırmaz. Mesele de öyle para meselesi falan değil ha. Sonra dedenizin kemikleri sızlar. Canım dedem. Yani bu durumda şirketin yönetimi de bana kalıyor. Zaten büyük olarak da benim hakkımdı değil mi? Ben öyle büyük küçük ayırmam. İkinize de hakkaniyetle şans tanıyacağım. Kim ki önce yuva kurar, bu eve gelini getirir, şirketi ona verecek. O zaman benim size bir şey söylemem lazım. Bana sakın Nazlı deme. Demem babacığım. Ben öyle gelin istemem. Ben gözümü tuttuğu eş adayını isterim. O kadar. Herhalde lafımda anlaşılmayacak bir şey yok. Benim ve ananızın onayını alacak gelini getiren şirketi de alır. Bu kadar basit. Ne var? Dolma. Babacığım ben ufak bir lavaboya gidip geliyorum hemen. Haydi haydi. Hamine. Bildin mi ben Okan? Bildim bildim. Neydiyse. İyi misin evladım? İyiyim de benim bir müşkülüm var. Bana çok acil bir gelin lazım. Az öte dur. Aldın mı kele? Bir yardım ediversen Hamine. Durum acil olmasa aramazdım bak. Hayat memat meselesi. Kendim için değil, babama bebe vereceğim. Oy başıma gelenler. Tahsin'im, kurbanıma bir şey mi oldu yoksa? Ölüyor mu? Hele doğru de. Yok Hamine, yok. Babam turp gibi. Seni zaten gömer de bu gidişle bizi de gömer. Derdin ne evladım? O zaman gece gece. Gelin. Ah hamle velakum.
Hadi be Hamine. Sen istesen bulursun. Şöyle anneme babama uygun, iyi aile terbiyesi almış bir gelin. Çok acele ama acil. Ne ettin? Bulabildin mi dediğim gibi bir kız? Oğlum. Daha 10 dakika önce aramadın mı kurban? Manavdan karpuz mu seçiyorsun da sık boğaz ediyorsun hele? Hamine, aradım da hatırlatmak için. Sen şey et o zaman, bakıversene zahmet. Bakacağım dedim ya evladım. Gözünü seveyim bak. Çok güzel olsun. Kapat, kapat. Yakışıklıymıştı. Yakışıklı, hemi yangınlarda. Yanıyor çocuk senin için. Esah mı ya? Esah ya. 2 keredir ne de mi arıyor ki seninden sanıyor? İyi o zaman, ben yarın gideyim. Çüş, dur be kızım ya. Kendi kendine ne çabuk öyle gen güve oluyorum. Gerçi tam da tencere kapaksın zaman. Ne diyorsun Emine, yarın gideyim mi ben? Kızım hiç öyle şey olur mu? Hikayeyle bir görüşsün, konuşsun bir ara. Aha, ne aşık oldum ben Hamine'nine. Aşığım ben, aşık. Efendim Meral. Niye arıyorsun sabahtan beri zırt pırt? Meral ha? Seni çakal seni. Şimdiden başlamış. Adı Vildan öyle mi? Vildan. Adı güzelmiş. Kendin de güzel mi Hamine? Güzel. Huyu suyu güzel yani. Ya huyu suyu güzeldir zaten. Kendisi güzel mi? Sen onu söyle bana. Sen de ama ahiret sorusu soruyorsun ya. Güzel işte. Kadir, Mevlam'ın yarattığı şey çirkin olur mu hiç? İyi. Hamine, ne diyeceğim? Sen telefondan fotoğraf göndermeyi biliyor musun? Kızın fotoğrafını gönder bana acil, hemen. Tamam. Kapat, kapat. Göndertirim. Hiç merak etmeyesin Hamine'nine. Ben hayatımın aşkına kaçıyorum. Bu aşk için değil babamları, Antep'i bile karşıma alırım vallahi. Elveda. Vildan. Bizim Civan mı? Siz ne zaman sözlendiniz benim kardeşimle? Ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Niye bize hiç senden bahsetmedi? Oğlum, sırası mı şimdi? Tamam babacığım. Senin adın ne? Şimay. Yo, bu değil. Sabahriyen Meral'di. 2 saat içinde de olmuş olamaz, Allah Allah. Lütfen gerçeği söyleyin doktor bey. Oğlum iyileşici mi? Merak etmeyin. Hayati bir tehlikesi yok. Diğer endikasyonları da hasta uyandıktan sonra belirleyeceğiz. Ah yakışıklı oğlum benim. Neler geldi civanımın başına? Ne gelmiş civanımızın başına doktor bey? Yani artık o kadarını da sözlüsüne soracaksınız. Şey... Biz çukura düştük. Çukura mı? Kendine gel, kendine gel. Oğlum. İşte şimdi yedin naneyi Şimay. Civan, oğlum duyuyor musun bizi? Civan aç gözünü Civan, bak sözüm burada. Ay gadasına kurban oldum, ay yaradına kurban. Ay boncuk gözlerine kurban oldum, haymış benim oğlum. Anne. Vallahi. Ne oldu bana? Çukura düşmüşsün. Çukura mı düşmüşüm? He ya, çukura düşmüşsün Şimal'le. Ama iyisin şükür. Şimal'le mi? He, Şimal'le. Sen kimsin? Sözün oğlum.
sözlenmişsiniz ya. Sözlenmiş miyim? Sözlenmemiş misin? Oğlum, kendi kendine gelin güvey olacak halı yok ya. Sözlü değil. Sözü mü? Baba. Sözlüm mü var benim ya? Abi daha sözlüm dedi. Bu da sözlüm diyor. Kim benim sözlüm ya? Şim abi ne oluyor burada? Baba. Emine. Abi sana sözlendim dedi mi? Buha. Hem de bununla sözlendin. Ne diyorsun baba? Bunun gözü göz mü sence? Boş bakayım. Affedersiniz. Bu kim? Oğlum, sözlenmişsin ya, sözlünün babasını tanımıyor musun? Yo, tanımıyorum. Oo, bence bu yalan söylüyor baba. Senin şartını duyunca böyle bir plan yaptı. Sen sabah evden Meral aradı diye çıkmadın mı? He? Okan, oğlum zaten ortalık karışık, bir dur. Meral kim ya? Hayda. Bence bu kafayı yemiş. Doktor bey, oğluma ne oluyor? Merak etmeyin, kısmi bir hafıza kaybı geçiriyor olabilir. Bu tarz vakalarda çok sık görünen bir durumdur. Civan Bey, Civan Bey. En son ne hatırlıyorsunuz? Bir anlatabilir misiniz onu acaba? Mesela sabah ne yapmıştınız? Onu bir söyler misiniz? Tabii ben sabah fuara gitmek için evden çıktım. Sonra burada buldum kendimi. Hı. Ben buraya nasıl geldim ya? Fuara mı? Oo, bir ay önceydi. Doğru, fuar geçen aydı. Oğlum, kızım, annem tanımayın. Sana verdiğim aile yadigar Yusuf kızla ne arayayım? Hem de barnağında. Ay yetişin dostlar. Ben öyleyim, vallahi öyleyim. Öleydim de ben bugünleri görmeyeydim. Ben sana o yüzüğü tanımadığın kızlara dak diye mi verdim? Yetişin. Yetişin ha dostlar, yetişin. Ya hanım bir sus ya. Ya bir sus, sonra dövünürsün, bir mevzunun ne olduğunu bir tam olarak bir anlayacaksın. Ya çocuğum. Sen şimdi kızınla aynı çukura düştün mü? Bizim aile yadigarı yüzüğü götürüp parmağına soktun mu? Aha! Bütün işaretler sizin sözlü olduğunuzu gösteriyor. Aha ya! Yani şimdi ben sözlüyüm o zaman. Nasıl? Allah Allah. Ya ne demek bu ya? Kızın adresini bilmiyorum. Ne demek ne var? Babacığım neyini anlamıyorsun? Düştüm. Hatırlamıyorum yani. Düştüm. Ne yapabilirim? Çalıştır bakayım biraz saksıyı. Toprağı bir karıştır bakayım. Ne çıkacak altından? Ne çıkacak acaba? Babacığım benim kafamda bazı şüpheler var. Şimdi ne olduğunu anlarız. Sen geçen cumartesi ne yaptığını hatırlıyor musun geçen cumartesi? Ne olmuş geçen cumartesi? Ben senin arabayla kaza yaptım ya. Ya. Şaka yapıyorsun. Benim arabam. Kaza yap. Arabaya ne yaptın? Pert. Pert. Pert diyor. Babacığım bunun kafa %100 gitmiş kesin bilgi. Dejavu oldum resmen ya. Sen de sakin ol. Hallettik biz o işi. Bitti gitti. Uçmuş değil mi? Uçmuş. Bu böyle olmaz ya. Ya kız tarafına da nasıl sahip oldu be? Ya Tahsin Bey, ne zaman kız tarafı oldu onlar? Ya ne zaman kız tarafı oldular diyorsun? Hastaneden apar topar çıktık, ayıp oldu da adamlara. Bir geçmiş olsuna gitmek lazım. Bana bak, kızın telefonu da mı yok yoksa sende? Yok, kırılı telefon. Ulan ben senin yapacağın işin ta... Şişt. Yani de demeyeceğim burada şimdi. Ya ne yapacağız, bu böyle olmaz ya. Ondan kolay ne var babacığım? Hastaneye gidilir, sorulur. Kaydı vardır sonuçta. Okan. Ne oldu ya, ben yanlış bir şey mi söyledim? Gel gel yanıma gel bakayım. Babacığım. Lan var ya, kedi olalı sonunda bir fare yakaladın ha. Aferin sana. Düşün önüme. Bak gel, kalk. Geçin, geç önüme. Geçin önüme. Düş. Olmaz. Olmaz. Cesedimi çiğnemeden gidemezsiniz. Ne saçmalıyorsun sen? Vallahi ölürüm de izin vermem Tahsin Bey. İşte ne güzel çocuk unuttum diye. O unuttuysa biz de unuturuz. Kusura bakmayın, çocuk unutmuş deriz. Ha? Haydi hep birlikte unutalım deriz. Biter gider bu sözlülük olayı. La havle. Hay ben dilimi, ne demeye söyledim ki onu? Ya düşün önüme dedim ya. Yapma Tahsin Bey, yapma. Yapma. Gel oturalım evimizde. Ha? Kapatalım gitsin bu konu.
Babacığım. Oğlum burası mı? Emin misin? Vallahi burada öyle yazıyor baba. Aa amca kaç basıyor bu? Hadi çocuklar siz oynamaya devam edin. Hadi bakayım. Hoş geldiniz. Efendim böyle apar topar geldik ama yani hastaneden de öyle çıkınca bir geçmiş olsuna gelelim istedik. Estağfurullah. Buyurun buyurun lütfen. Şöyle şöyle geçin. Oha. Can saydam kanı canım karşımızda. Kızım merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? Merhaba. Merhaba. Sağ olasın kızım. Efendim, şimdi sebebi ziyaretimizi biliyorsunuz. Malum, hastanede konuşamadık. Bizim oğlanın durumu da belli. Hiçbir şey hatırlamıyor. Şimdilik yani. Bu bizim için de çok büyük bir sürpriz oldu. Yani bunun sözleme meselesi bize de tabii çok sürpriz oldu. Yani anlatın bakalım bu nasıl oldu, ne oldu? Şimal, kızım anlat bakalım nasıl oldu bu işler? Babacığım şöyle... Biz öyle sözlendik. İlk görüşte. İlk görüşte aşık derler ya. Öyle işte. Hemen aşık oldular. Sonra hop Civan evlenme teklif etti. Ben mi evlenme teklif ettim? Öyle hop diye birdenbire. Bu devirde böyle saf aşkların olması ne güzel değil mi? Acaba ne zaman evlenme teklif etti tarih olarak? Bu sabah. Bu sabah etti, evet. Demek bu sabah evlenme teklif etti ha? Çaka. Babam ilk evleneni şirkete vereceğim dedi diye hemen kızı teklif etti mi? Ne diyorsun sen be? Baba. Sen şirketi ilk evlenene mi vereceksin? Bunu konuşmanın sırası mı şimdi? Sen ne zamandan beri lan benim kardeşimle? Şey yani... Birliktesiniz. Biz tanışalı... Bir ay! Oldu değil mi? Tesadüfe bak. Tanışır tanışmaz da unutma başlamış. Siz nerede tanıştınız bakayım kızım? Sergide. Sergide tanıştılar. Ya biz seramik mezunuyuz da. Öyle mi? Aa, çok güzel. Çok güzel. Maşallah maşallah. Maşallah tabii. Tahsin Beyciğim benim kızım okul birincisi ya. Maşallah maşallah da Tahsin Bey biraz da sizden bahsedelim. Kimsiniz siz ya? Değil mi? Oğlunuz kimdir, nedir, necidir, ne işle meşguldür? Mesela memleket neresi? Çok önemli değil mi baba? Tabii, önemli. Bir de siz anlatın bakalım, bir de bizi dinleyelim. Siz bizi tanımıyor musunuz? Yo, tanımamız mı icap ediyordu? Yo. Şimdi Tahsin Beyciğim, çocuklar kendi aralarında öyle söz kesmişler falan da hani ben evleneceğim diyerek öyle evlilik olmuyor. Değil mi? Her şeyin bir yolu yordamı var. Siz ne söylerseniz haklısınız Dursun Bey. Ya haklıyım tabii yani. Yalnız bizler de örfler ve adetler ne buyuruyorsa onu yerine getirecek bir aileyiz. Siz bizim bu ziyaretimizi şu anda bir geçmiş olsun ziyareti olarak düşünün. Ya öyle diyelim he. Ama en kısa zamanda bir araya gelip... Hani sözdü, nişandı, düğündü, hepsini konuşmak isteriz. Nasipse.
Sen dur bakayım şöyle. Oğlum sen ne dedin demin içeride? Ha? Ne şirketi, ne vermesi, ne oluyor? Babam gönlüme göre gelini kim getirirse şirketi ona vereceğim dedi diye buldum bu kızı değil mi? Sakın hatırlamıyorum deme, hayatta inanmam. Her şeyi unutsan bunu unutmaz. Sen ne saçmalıyorsun ya? Bir de gitmiş sabahını utanmadan bu hanım hanımcık kızı bulmuş. Sanki biz senin nasıl kızlarla takıldığını bilmiyoruz. Oyun oynuyorsun değil mi bu kızla? Yazık. Kim bilir ne hayaller kuracak kızcağız. Tüh. Ne oluyor ya burada? Bu ne yaygara? Sesiniz ta dışarıdan duyuluyor. Okan. Sevgilim. Bu kim ya? Kimsin sen? Ben geldim Okan'ım. Çağırdın geldim. Ya biri bana burada neler olduğunu anlatacak mı? Ya daha senin sorma başımıza gelenleri. Bu aklı yılık kız ta Antep'ten Okan'a kaçmış. Hilden. He benim. Sana kaçtım geldim Okan'ım. Kolay, Okan. Kolay'a getir. Okan aç gözlerini ya. Ver. Ay ne romantikmiş ya. Daha önce hiçbir erkek benim aşkımdan bayılmamıştı. Deli şey. Ne demek kızı tanımıyorum? Vallahi billahi tanımıyorum babacığım. Yahu ben delireceğim Allah'ım şu anda ya. Yahu biri bir kızla sözlenir, hatırlamaz. Öteki Antep'ten bir kız getirtir, tanımaz. E yani peki siz bu kızları tanımıyorsanız bunlar ne demeye buraya kalkıp geliyorlar? Babacığım tamamen bir yanlış anlaşılma söz konusu. Zaten ben Aminle'ye iyice tembih ettim. Kız çok güzel olsun dedim. Aa, yani kız güzel olsa tanıyacaksın. Ben seni ne yapayım, ha? Ben seni ne yapayım, ben sana ne yapayım? Allah'ım yarabbim. Ya kızın babası da çocukluk arkadaşım. Beni bütün memleket rezil ettiniz ya. Gideceğim kalpten. Babacığım iyi misin? Baba. Bana baba deme. Baba deme bana. Karı koca ikimizi de kalp hastası ettiniz. Geç. Otur yavrum, otur. Sen de otur şöyle. Bak kızım. Ya bu işler böyle olmaz. Sen öyle kalkıp gelmişsin ama ya anam babam merak eder seni. Etmezler ki. Halamda kalıyorum biliyorlar. Peki onlar Antep'te oturmuyorlar mı? Evet. Evlerimiz karşı karşıya. Nasıl olacak da anlamayacaklar? Küs ki onlar. Hayatta anlamazlar. Allah Allah. Ya Dahsin. Ara şu kızın babasını da gelsin alsın bunu. Ya arayayım da ne diyeyim hanım? Bak kızım, ya sen Okan'ı yanlış anlamışsın. Ya bu evlilik işleri öyle telefonla sipariş verir gibi öyle kaçarak göçerek falan olmaz. Ya baban seni çok merak etmiştir. Arada söyle, gelip alsın seni hem. Yok vallahi aramam Tahsin baba. Düşünmeden vurur beni. Bir de baba diyor ya. Yarın sabah erkenden memlekete dönüyorsun. Ama... Misafir odasını hazırlayın. Orada yatsın bari, ne yapayım ben? Çok acık ama. Maşallah. Hanım gene döktürmüşsün. Ben hazırlamadım ya. Allah Allah, senden başka kim böyle bir sofra kurabilir? Babacık. Bildan kızım hazırlamış. Ne güzel değil mi? Ellerine sağlık. Siz ne dikiliyiniz ayakta öyle? Oturun hadi. Otursana. Sağ çay dökeceğim Tahsin Bey babacığım. Neval anneciğim bunlar sizin. Canım benim. Sağ olasın. Civan al az bunlardan da. Hemen alıyorum. Al bundan da al, çok güzel. Sağ olun, ay sağ olun. Şeker böreği yapmış. Civan şunu uzat bana. Yoğurtlu biber çok severim. Al Tahsin'i bundan da al. Ne ya?
yanına. Al onu şunu. Bu tabağı sağ özel hazırladım Okan'cığım. Afiyet bal şeker olsun. Buraya büyü falan yapmış olmasın? Ne büyüsü lan? Ne bileyim oğlum ben. Bağlanma büyüsü, aşık olma büyüsü falan. Lan oğlum ya diyen büyü diyor ya. Ne böyle ya? Kızım senin elin ne kadar güzelmiş ya böyle. Afiyet olsun Tahsin Bey babacığım. Dök bakayım çay. Koy kızım koy. Ya vallahi böyle hazır sofraya oturmak da ne kadar güzelmiş. Keşke Vildan'ı daha önce getireydik. Eline sağlık kızım. Kaçırma bence bu kızıma. Bence kaçırma. Aman ha. Şey tam tamam. Hadi hadi. Hadi. Hanım ne ettin? Aa böyle güzel olur ballı ballı. Hanım akşama güzelce hazırlık yap da Dursun Beyleri güzel ağırlayalım. Şimdi ne gereği var Dahsin Bey? Sabah sabah ağzımızın tadını bozayın. Ya ne demek ne gereği var? Dün gece konuşmadık mı? Gelsinler onları ağırlayalım. Biraz daha yakından tanıyalım. Ne olacak babacığım daha yakından tanıyınca birbirimizi? Elimi kör olacak. Ne olacak? Eyvah gitti şirket. Kızım ellerine sağlık. Okan. Efendim babacığım. Sen Vildan'ı havaalanına götürürsün. Oradan da şirkete geçersin. Civan. Efendim babacığım. Sen de bugün sözlüğüne vakit geçireceksin, sakın unutma. Hem belki dolaşırken kızı hatırlarsın da. Tamam babacığım. Kızım! Efendim Tahsin Bey. Heh. Sen de bugün burada kal, şirkete gitme. Buradakilere yardım edersin. Tamam. Anlaşıldı mı? Hadi afiyet olsun. Ay kocacığım, şimdi muradımıza erdik mi ya? Tabii ben gideceğim deyince korktun, bastın nikah. Beni bu kadar mı çok seviyordun? Aşkımdan bu kadar mı ölüyordun ya? Şirketi seviyorum lan, şirketi. Civan Efendi ağzını açe dursun, şirket nasıl kapılır göstereceğim ona. Ben kazandım, ben! Evet, sen kazandın aşkım, tamam. Bir erkeğe vurabilecek en büyük piyangoyu. Beni kazandın, bravo sana. Ha? Hadi gel girelim de bu haberi annelere de duyuralım. Hoş geldiniz. Meryem'cim, şunları al bakalım. Canım kocam ya. Görüyor musun nasıl da heyecanlı Meryem? Tabii herkese nasip olmaz. Bugüne bugün benimle evlendi. Sen şimdi bir dakika burada dur. Ben önden gideyim bir durumu izah edeyim, tamam mı? Heyecandan bayılmasınlar diye diyorsun değil mi aşkım? Civan. Sen bir şey değecedin oğlum. Vay çakala bak kızı getirmiş bile. Okan. Oğlum niye bostan korkuluğu gibi dikiliyorsun? Bak misafirlerimiz var, bir hoş geldiniz de. Gel buyur sofraya otur. Hoş geldiniz. Babacığım benim sana bir şey söylemem lazım. Ay bunun ne işi var burada? Öpeyim anneciğim. Ay. Ver babacığım senin elini de. Bu kim ya? Eltim mi?
Elti ya Elti, gel bakayım buraya. Bayağı da sıskaymış. Kız az yemek ye. Okan, ne oluyor burada? Şöyle bir şey yaptık babacığım. Aşkım, ne olur bu müjdeyi ben vereyim. Sürpriz! Biz evlendik. Ne? Bakın, kocacığım sen de göster yüzünü. Ay, bana bir şey ay anam, yetiş anam. Heh, iyice ov canım. Sağa doğru ovacaksın Meryem. Böyle mi ovulur bilek hiç? Anneciğim iyisin değil mi? İyisin, iyisin. Ay anneciğim diyor bu. Kocacığım, senin yaptığın da iş mi? Böyle müjdeli bir haber. Pat diye mi söylenir? Alıştıra alıştıra diyecektin aşkım. Kocacığım deyi, Dahsin, aşkım deyi, bir şey de şuna. Lan var ya Okan, Allah senin avazını versin. Okan, karın ağrısı Okan. Ya sen ne halt ettin ya? Ya bir şey söylesene. E hadi bu salak. Peki ya sen kızım? Hı? Ya ben de kime laf anlatıyorsam? Aa tencere, aa kapak. Ama anneciğim, babacığım, hani yemeklerini beğendiniz ya, hani siz sevdiniz diye şey ettim. Ben çok iyi biliyorum da senin o şeyini. Şimdi, kızım, ya peki ben senin babana ne cevap vereceğim, ha? Adamcağız seni halan da zannediyor, sen kalkıp gelmişsin, buralarda gizli gizli evlenmişsin. Eyvallah babacığım, ama ne yapalım, gönül ferman dinlemiyor işte. Babacığım diyor ya. Ya Neticim de anneciğim, sizler benim ailemsiniz. Burası da benim yuvam artık. Ailem diyor, yuvam diyor bu. Ya yeter, yeter be! Bu gecelik bu tantana yeter, hadi herkes odasına. Hadi, hadi, hadi. Bizim odamız hangisi aşkım? Hani biz evlendik ya babacığım, bu gece bizim. Meryem, misafir odasını ayarla. Aa, hadi. Peki benim. Ama babacığım biliyorsun. Kızım, bak izinsiz, destursuz gidip evlenmişsiniz, bir halt etmişsiniz zaten ama bu iş böyle olmaz. Seni gidip usulünce babandan isteyeceğiz. Onun da bir rızasını alacağız ona göre. Şimdi yarın gidip Civan'a kızı istiyoruz. Ertesi günde hemen uçağa atladığımız gibi Antep'e gidiyoruz. Bari bu saatten sonra usulüne göre davranalım. Benim bu sıfa oğlum bir halt etmiş. Ben şimdi onun o haltını düzeltene kadar sen de kurban olayım. Sakın babana bir şey söylemeyesin. Ne oldu şimdi? Ben Civan'dan önce evlendim. Babam şirket senin demedi. Niye evlendim ben? Evlendim ama. Hani şirket? Hayırlı geceler babacığım. Ne istiyorsun gece gece? Bir maruzatım vardı da. Daha ne diyeceksin? Babacığım şey demiştiniz ya, hani ilk evlenene şirkete vereceğim demiştiniz. Onun için şey ettim. Rahatsız yani. Hani evlendim ya ben. İyi halt ettin oğlum, iyi halt ettin. Ama anneciğim sen de beğendin ya kızın. Hani güzel yemekler yapıyor dediydin. Babacığım vereceksin değil mi şirketi bana? Bak söz verdin. Verecek, verecek, hemen verecek. Senin ne işin var burada? Heh, ya bir huzur verin ya, karı koca bize huzur verin ya. Ne bileyim babacığım, aile toplantısı var dediler, ben de hemen geldim. Babacığım, şirketi buna vermeyeceksin değil mi? Verecek tabii. Evlen dediler, evlendim. İstediğimiz gibi kızla evleneceksin dediler. İstedikleri gibi kızla evlendim. Şirket benim olmalı. Söylesene anne, Antepli gelin bulmadın mı sana? 27. Doğru değil, kız Antepli. Ya iyi de babam Antepli olmasa şart demedi ki. Evleneni vereceğim.
vereceğim şirketi dedi. Dikkatini çekerim kardeşim. İlk evlenene vereceğim dedi. Yeter! Yeter dedim. Bana bak, başlayacağım şirketinizden. İkiniz de doğru düzgün bir evlilik yapmadıkça şirket mevzusu... Çık, çık dedim. Çıkın lan. Çıkın dışarı. Çıkın. Elini çabuk tutan kazanır kardeşim. Kızı kafa kola almışsın ama bak hoşa gitti, gördün mü? İlk kim evlendi? Ben. Bu ne? Yüzük. İyi geceler bekar kardeşim. Bu oyunu sürdürmekten başka şansın yok oğlum Civan. Hayır, ilk önce ben evlendim ya. Evlendim. Uyumuştur, uyumuştur. Uyumuştur da... Hadi bu geceyi atlattın, sonra ne yapacaksın Okan? Şirket için katlanacaksın oğlum. Her şey şirket için. Bu yolda her şey bir bah. Sen kazandın, göreyim lan seni. Şunu hiçbir zaman unutma oğlum Okan. Hedefini. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil Antepli kanında mevcuttur. Biraz sabır. O senin olacak. Başka kimsenin değil. Senin. Üzülme kocacığım. Senin olmaya geldim bak. Sen nereden çıktın be? Heyecanlanma koçum, heyecanlanma yiğidim. Ben de heyecanlıyım. Ama bak bitti işte. Buradayım yanında. Hayır olmaz. Bence de olmaz, olmamalı. Hem nerede görünmüş çiftlerin zifap gecesi ayrı yattıkları? Gel kocacığım, karının kollarına gel. Ne oluyor burada? Namahrem basıldık. Tövbe tövbe. Çikolata işini sen halledersin değil mi Civan? Şımal kızımıza şöyle iyisinden güzelinden bir çikolata yaptır. Yani böyle büyükçe böyle gümüşten kayık bir tabağa yapsınlar, böyle göz doldursun. Civan. Civan. Affedersiniz babacığım. Bir şey mi dediniz? Kayık diyorum, kayık, kayık. Ne kayığı? Saltanat kayığı. Yok ya, buna güvenilip yola çıkılmaz. En iyisi biz annemle takı bakmaya çıktığımızı halledelim. Ha, hanım? Vallahi ben hiçbir şey halledemeyeceğim, Dahsin. Aa, elin Artvinli kızı için kendimi yoramam. Kız istemeye de gitmeyeceğim. Heh, işte has ve öz Antepli gelinin de geldi anneciğim. Günaydın anneciğim. Günaydın kızım. Günaydın babacığım. Günaydın, günaydın. Günaydın hayatım. Günaydın memleketlim. 27'm benim. Günaydın kocacığım. Günaydın yengeciğim. Günaydın. Ya bir şey söyleyeceğim. Geçen kahvaltıyı sen hazırlamıştın. O kadar güzeldi ki tadı damağımızda kaldı. Fakat dikkat ediyorum da bugün en son sen uyandın. Hayırdır? Her şey... Evlilik cüzdanını alana kadar mıydı? Reklam mıydı yani her şey? E aşk olsun Civan. Ben her gün yaparım aslında ama biliyorsun. Malum taze gelin gübeyiz. Gerçi aramızda koca koca engeller var ama. Tövbe estağfurullah. Aman bizim gönlümüz hoş olsun da. Yoksa biz ne büyük engeller açtık kocacığımla. Değil mi aşkım? Civan, siz bugün...
bugün Şimal'le yüzük almaya da gideceksiniz değil mi? Evet babacığım. Hiç merak etmeyin, o iş bende. Ben daha neler yapacağım ona da. Yani yüzük ne ki, daha neler alacağım ben ona. Canım sözlüm benim. Aa, saat çok geç olmuş. Ben canım sözümü daha fazla bekletmeyeyim. Müsaade isteyeyim. Görüşmek üzere. Aynen. Afiyet olsun. Ben de kaçtım şirkete hanım. Hadi. Bekle beni, ben de seninle geleyim babacığım. Aa, daha ilk günden işe mi geldin kocacığım? Ama çok işimiz var hayatım. Öyle değil mi babacığım? Yoo. Çok işimiz var ya babacığım. Yok evladım. Var var. Yok dedim. Var babacığım, çok işimiz var. Çok çok işimiz var. Ay nasıl çalışkan, nasıl işine düşkün kocacığım değil mi anneciğim? Malum şimdi bir de evlenince sorumluluklar arttı tabii haliyle. Babacığım. Çomağı hazırla. Babacığım sen şey demiştin ya... Hani ikiniz de usulüne göre evlenince diye. Biz bu akşam kardeşime kız istemeye gidiyoruz. Kız istemenin önce olması sayılmaz değil mi? Önce ben evlendim sonuçta. Bana bak Okan, eğer bir daha şirketi bana verecek misin dersen... ...hepten vermekten vazgeçerim ona göre. Ama baba? Aması babası yok. Bir katakuleye getirip evlenmişsin, şimdi gelmişsin benim karşıma şirket istiyorsun ya. Olacak şey mi? Usulüne uygun evleneceksin. Ondan sonrasını konuşuruz zaten ya. Peki baba. Yasin. Heh. Sen baklava işini hallettin mi? Hallettim hanım, hazır. Hepsi hazır arabada. İyi bari. Kasayı aç da ince bir set bakacağım. Sonra kaynana hiçbir şey takmadı demesinler. Hadi sen de Vildan'ı al, çıkacağız birazdan. Tamam babacığım. Vildan müsait misin? Girebilir miyim içeri? Müsait olmasam ne olur koçkum. Helalin değil miyim? Gel hadi gel. Babam hazırsan zaten. Hanım! Nasıl olmuşum? Gözlerin kamaştı değil mi kocacığım? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Gözlerim öyle bir kamaştı ki sana bakamıyorum şu an. O ne? Şimdi eltimgiller nazar eder güzelliğime diye takayım da beni kem gözlerden korusun dedim. Aslında sağa da bir tane takmak lazım ama. Yok yok, hiç bana takmayalım, bence sen de onu çıkar. Olmaz, çıkarmam. Ömrüm nazara gelmekle geçti benim. Hele şimdi muradıma erdim. Göze falan gelemem. Ama hayatım, kardeşimin sözlüsü alınabilir. Bu bana acaba kem gözlü mü diyor diyebilir. Biz ona çık... Sen de hissettin değil mi kocacığım? Neyi? Aramızdaki elektriği. Ceryanlar akıyor gürül gürül aramızda. Yok canım, o kadar da gürül gürül bir şey atmıyor bence. Biliyorum baban yasak koydu diye kendine hakim olmaya çalışıyorsun ama... ...sen de çarpıldın elin elime deyince. Gel aramızdaki yüksek gerilimi bir kadım düşürelim. Bence hiç düşürmeyelim, böyle yüksek kalsın. Düşürelim, düşürelim. Babam kızacak, hadi. Canım kocam ya. Cazibemin kendini kaptırmamak için nasıl kıvranıyor. Ama vuslatımız yakın. Sen hiç korkma. Ay anne, burada mı oturuyorlarmış ay?
geldiler. Efendim hoş geldiniz. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Merhaba. Buyurun, buyurun. Dursun Beyciğim, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba çocuklar. Buyurun. Kızım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldiniz size. Buyurun. Ay bu nasıl gelin ya? İnsan bir özenir, süslenir. Her erkek senin gibi şanslı değil kocacığım. Kocişkonla kız isteme keyfi. Maşallah. Daha nasılsınız? İyisiniz inşallah. Eviniz de gutu gibiymiş. Nasıl sığışıyorsunuz? Sığışabiliyorsunuz mu? Burası Şimali Aslı'nın öğrenci evi Neval Hanım. Zahmet edip Artvin'e gelebilseydiniz evimizi de bağımızı bahçemizi de görürdünüz ama kısmet işte. Yani öylesi daha bir makbul olurdu da. Ya elbette oraya da geliriz Dursun Beyciğim. Yani artık bundan sonra akraba olduk sayılır ya. Yani. Ay anne bir içli köfte bile yapmamışlar ya. Ben ne yapayım öyle sofrayı? Tadım kaçtı. Ah kızım o kadar haklısın ki. Bunlar ne cenaze görmüş, ağlamış. Ne düğün görmüş, oynamışlar. Bunların hiçbir şeyden haberleri yok. Sizlere de dün bir hayırlı olsun diyemedik. Hayırlı olsun tekrar. Ay teşekkürler. Biz muradımıza erdik. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olun. Şimal, kahveler ablacığım. Kahvelerinizi nasıl alırsınız efendim? Sade. Çok şekerli. Benimki de çok şekerli olsun canım. Ay, hamilenim arıyor. Müsaadenizle. Vallahi şükür işte yani iyiyiz. Ama biliyorsunuz geldik buraya da böyle bir telaşın içine düşüverdik birdenbire. Ama bunlar tatlı telaşlardır be Dursun Bey. Fena mı oldu bak? Ha, tanıdık birbirimizi burada. Tabii gel. Efendim. Kahvelerimizde içtiğimize göre asıl mevzuya gelebiliriz. Çok özür dilerim. Ne diyorduk? Sebebi ziyaretimiz. Ziyaretimizin sebebi hepinizce malum olduğuna göre. Ah, ah. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Şimali oğlum Civan'a istiyoruz.
Valla Tahsin Beyciğim şimdi bugüne kadar olanlar malum. Geldik buraya işte kızımızı sözlemiş bulduk. Bunlar bizim hiç örfümüz adetimize uygun şeyler değil yani. Bunlar ya ailecek Oscar'lık oyuncular ya da işin içinde bilmediğim başka bir şeyler var. Şimdi yani biz de ataya babaya sormadan görüşmek, efendime söyleyeyim söz vermek, sözlenmek böyle şeyler hiç uygun değil. Hiç uygun değil bize. O kadar haklısınız ki Dursun Bey. Yani bir baba olarak yenilecek, yutulacak şeyler değil. Yani gururlu bir baba olsanız olarak bu kızı vermeseniz hakkınızdır. Tabii tabii canım, bir kız babası olarak. Ya bir durun, Dursun Bey bir lafını bitirsin bakalım ne diyecek. Şimdi Tahsin Beyciğim biz de gördük ki ama sizin aileniz de örfüne adetlerine çok da bağlı bir aile. Bir yandan da kızımız sizin uşağı da sevmiş. Gönül yapacak bir şey yok, konmuş bir kere. Ne yapalım biz, sevenleri ayıralım mı o zaman? Verdim kızı gitti. Ay yaşa be Dursun Bey. Dursun Bey'den söz almışken yüzükleri de takalım da bari sözümüzün adını koyalım. Takalım. Ailesinin harbiden haberi yok mu acaba? Hiç de dolandırıcıya benzeyen tipleri yok ama... Hoş seninki de laf. Dolandırıcıya benzeyen dolandırıcı mı olur hiç? Heyecandan bizim oğlan anlamadı tabii. Kızı aldık. Hayırlı olsun. Aldık da yüzükler. Yüzükleri bekliyoruz. Pardon. Oğlum. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocasın. Allah tamamına erdirsin çocuklar. Erdirecek babacığım, erdirecek. O kadar güzel olacak ki. Öpeyim babacığım. Kızım. Hayırlı olsun. Dursun Beyciğim. Olur tabii. Miraç. Ne oldu oğlum? Sonra baba ya. Bir vardı da gündüz de dayanmıştı kapıya. Hı? Ha gene o gelmiş. Bizden saklanamazsın kızım. Dışarı çık. Bu kim ya? Dur bir açayım. Atsana hocam. Tahsin Efendi, erkeksen çık karşıma. Ay babacığım. Babacığım mı? Aa! Ay babam mı geldi?
Vay Tahsin Efendi, demek buradasınız. Benim kızımı kaçırmak neymiş? Hiç olduğunu soracağım size. Ya Akif'ciğim ne yapıyorsun? Durum öyle sandığın gibi değil. Allah Allah. Ay ay, kapat oğlum bey. İndir şu yerleşiyor silahı. Ne yapıyorsun silahı? Ay sen niye buradasın Okan ya? Gitsene yanlarına. Bunca yaygara senin karın yüzünden kopmuyor mu? Desene babamın bir suçu yok diye ya. Bir sus be. Babam seni alnının ortasından vurur. Sakın gitme kocacığım. Gitme yavrum. Gitme oğlum. İndirirler seni. Zaten senin hatırın için gitmiyorum anne. Sen üzülme diye yoksa. Ne oluyor acaba dışarıda? Sen gidip bir baksana aşkım. Ay yok, gitmesin. Babası vuruverir kızı falan. Gitme. Yok yok, babası kıyamaz ona. Hadi aşkım sen git. Bana aykırdığın gibi babanın önünde aykır aşkımız. Hadi. Öyle mi? Tamam. Kardeşim, ayı mısınız, kurt musunuz? Ev basmak ne? Sen ne diyorsun ya? Ya sakin ol. Sinir geldi. Bu ne ya? Her kafadan bir ses çıkıyor. Aklı başında insanlarsınız Tahsin Beyciğim. Lütfen ama konuşarak anlaşalım değil mi? Lütfen. Bak evine kızımız doğru söylüyor Akif. Yani bu işi konuşa konuşa halledeceğiz ama burada değil. Zaten dünürlerimize çok ayıp oldu. Buyurun bize gidelim. Oturup ne gerekiyorsa konuşalım. Dursun Beyciğim, çok çok özür diliyorum sizden de. Bize müsaade. Hadi toparlanın Naval. Hadi gidelim. Civan nerede? Civan! Civan! Şimal, o da yok. Hadi artık. Alın gidin kızınızı da ben de şu Okan tehlikesinden kurtulayım. Yani Akif'ciğim bak, az önce anlattığım gibi işin aslı, özü bu. Ya benden habersiz, baksana şuraya. Gitmişler, evlenmişler kendi kendilerine yani. Akif'ciğim sen beni iyi bilirsin. Benim niyetim üslubuna uygun olarak gelip kızını istemekti. Ama işte kısmet olmadı. Kalk. Kalk. İşte bu ya. Bu noktaya gelince Akif Bey amcacığım öyle olmaz. Netice itibariyle gençler birbirini sevmişler. Bir büyü olarak size de onların önünü açmak düşer değil mi? Şimdi Akif'ciğim yani sen ne dersen o olacak. Senin hükmün karşısında bizim boynumuz kıldan ince. Ne diyeyim Tahsin? Senin oğlun deli. Bu kız zaten ondan deli. Tamam, zaten bundan evlenmişler. Ama bu böyle olmaz. Adam gibi düğün yapmak lazım. Hay hay, o kolay. Hay anam. Akif'in kızı yüzünü eğdirtti dedirtmem millete. Bundan telli duvaklı gelin olacak. Kırmızı kuşağını takacağım, elimi de öpecek, evden öyle uğurlayacağım. Anlaştık. Sen nasıl dersen öyle. Tüh be. O zamana kadar da otelde kalacağız. Ama ya ne lüzum var otelde kalmaya? Bir sürü odamız var burada. Birini açtırtırım size. Yok, yok. Böylesi daha münasip. Baba, yalvarırım ayırma beni kocamdan. Bu düğün bir an önce olacak. En kısa zamanda. Yürü. Koparıyorlar kocacığım. Seni çok özleyeceğim aşkım. Ama hiç üzülme tamam mı? Yakında görüşeceğiz. Hadi kızım. Hadi. Babacığım. Defol buradan. Seni gözüm görmesin. Seninle daha sonra hesaplaşacağım. Yıkıl karşımdan.
Ama baba... Defol dedim. Peki babacığım. Ana! Gel Meyrem gel. Gel. Anne. Gel. Baba ne oluyor? Çocuklar hoş geldiniz. Şimdi bakın dün olanlar malumunuz. Akif amcanızla oturduk konuştuk. Bir karara vardık. Okan abin 10 güne kadar evleniyor. Aslında elimizde olsa biz bugün evlendireceğiz ama işte düğün hazırlıkları falan malumunuz. Kızım, babanla konuştuk. Düşündük ki, ya dedik Okanlar evleniyor. Ve dedik bunların düğününü de aradan çıkaralım. Ne? Ne? Kızım zaten buradayız yani. Gitmeden düğünü de yapalım da. Ben anlamadım hocam. Yani 10 güne kadar evleniyorsunuz. Çifte düğünümüz var.